Kıymetli konuklar, şimdi de huzurlarınızı alkışlarla Mesut Kurtiş geliyor efendim. Sevgili Mesut Kurtiş'e de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, sen bize ne olursa olsun keşke demeyi yasakladın. Keşke demeyin istedin. Biz bundan pişman olmamayı anladık. Belki sen pişman olacak şeyler yapmayın demek istedin. Eğer keşke diyecek olsaydık, hicret gününde keşke yatağına senin yerine yatıp da ölümü göze alan Hazreti Ali gibi olsaydık derdik. Madem ki olamadık, keşke yolda sana yetişen Kisra'nın bileziklerini vaat ettiğin Süraka gibi olsaydık. Ya da seni gören bir taş, bir kum tanesi,
bir vaha, bir çalı olsaydık. Güvercin, örümcek, mesele seni görmek ya, bir çöl yılanı olabilseydik yeterdi bize. Veya Yesrib'de ağaçların tepesinde yolunu gözleyenlerden biri olabilseydik, o da yeterdi bize diyeceğiz. Daha da iyisi, keşke sen görününce bir bayram sevinciyle havaya sıçrayanlar arasında, en iyisi Medine'ye geldiğin zaman tefler çalarak sana şarkı söyleyen kızlardan, kadınlardan, erkeklerden, çocuklardan birisi olmak vardı. Keşke dememek için seni karşılar gibi. Huzurlarınızda sanatçılarımız yerlerini aldılar ve şimdi de sizlerle birlikte, hep birlikte söyleyeceğiz. Talal Bedru diyeceğiz efendim. Üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bize davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen ki yüce bir davetle geldin, Medine'ye şeref verdin. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya yıldızısın ey sevgili. Ey Resul, ey sevgili, ey Resul. Sanatçılarımızı uğurlamıyoruz, burada duruyoruz ve şimdi aramızda katılan değerli hocamız Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nu da alkışlarla buraya davet etmek istiyorum. Muhterem hocamızı ve bu güzel günün anısına çiçeklerini sunmak üzere Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz'i de alkışlarla buraya davet etmek istiyorum.
Sayın Başkanımız, bütün sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyor. Diller onu söylüyor dedik. Efendimiz'i anmak değil, sadece onu anlamak için bu güzel gecede kıymetli hocamız Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'na da çiçeğini takdim edeceğiz. Ve bu seremoniden sonra sizleri hocamızın sohbetiyle ve duasıyla baş başa bırakacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızı yerine alıyoruz. Bütün sanatçı dostlarımıza, hepsi birbirinden yürekli insanlara, gönüllerine, ellerine sağlık diyoruz. Alkışlarla onları uğurluyoruz. Diller onu söylüyor diyoruz. Ve bu güzel günde kıymetli orkestra arkadaşlarımız için de hepsi birbirinden değerli. Kocaman bir alkış. Sevgili şefimiz Gündoğar, kocaman bir alkış onun için geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizleri bu güzel akşamda Allah'a emanet ediyoruz ve muhterem hocamız Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu duasıyla bizlerle birlikte olacak, sohbeti ve akabinde duasıyla yeniden buluşuncaya dek hayırlı günler diliyoruz. Buyurun muhterem hocam. Efendim, Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Çok kısa bir sohbet ve bir dua ile bitireceğiz. Uzun anlatmayacağım. Onu uzun anlatmaya ihtiyacı hiç yok. Bizim onu anlamaya ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç günden güne daha çok artıyor. Onunla ilgili her bahis şerefleniyor. Büyük alim, büyük zahidin dediği gibi, وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ Ben Muhammed peygamberi aleyhissalatü vesselamı makalemle övmedim. Ben ondan bahsederek okunur olmamı kazandım diyor diyenler doğru söylemişler. Vefatından 60 gün öncedir, sadece 60 gün önce veya belki 50 gün önce Medine'den çıktı, Zulhuleyfe'ye geçti. Zulhuleyfe dediğim Mekke'ye gidenlerin ihrama girdikleri yer, Medine'ye 10 kilometre. Sessizdi, sakindi. Yaşı 63, zorlu bir 23 senenin akabindeydi. Asrında son haberci İzaca Nesrullahi vel Fetih suresi. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke'nin fethi gelince artık Allah'a istiğfar et. Çünkü ölüm senin için geldi demek. O ayetlerden sonra hep bekledi. İşte son haccını yapacak. İlk ve son haccını. Devesinin üzerinde bütün Yemen'den Medine'ye, Suriye'ye, bütün bölgelere haber salınmış. Resulullah'la beraber hacca gideceğiz. Öbek öbek, cemaat cemaat insanlar Mekke'ye akıyor. O Zulhuleyfe'de ihramını giydi.
namazını kıldı, telbiyesini getirdi, niyetini yaptı ve Mekke'ye doğru yollandı. 450 kilometrelik mesafeyi aldıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Son derece mütevaziydi, halim ve kendi halinde. Abartı yok, sessizlik vardı. Bir ara Hacer-i Esved'e doğru yürüdü, devesinden inmişti, elinde bastonu vardı. Görüntüsü görenleri müthiş etkiliyordu. Şakaklarına ak düşmüştü. Hafif yaşlanmıştı, hissediliyordu. Geçen yılların Bedir, Uhud, Mutesi, Huneyni. Şehit olan arkadaşları, birbiri ardınca kaybetti 6 evladı. Etkilemişti onu. Kabe'ye doğru, Hacer-i Esved'e doğru yürürken önünde Ömer, bütün haşmetiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh insanları sağa sola itiyordu. Allah Nebisi Hacer-i Esved'e dokunsun diye. Bir ara elindeki bastonunu uzattı. Hazreti Ömer'in sırtına dokunuyordu. Dönünce Hazreti Ömer dedi ki, böyle değil dedi. Sen kuvvetlisin, insanları eziyorsun. Sen çık aradan. İnsanlar yol açıyorlardı. Hacer-i Esved'e dokundu. Elini sürdü Hacer-i Esved'e, yüzüne sürdü. Gözlerinde ne bu vardı Nebi'nin? Uzun yıllar Mekke'den uzak kalışın hüznü vardı yüreğinde. Ve Kabe'yi tavafa başladı. Ertesi gün Mina'ya geçiyordu. Oradan Arafat vakfesini yapacak. İşte Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Zilhicce ayında bütün cemaat 10.000 değil 110.000 insan onunla beraber Arafat meydanını kuşatmıştır. Öğle vaktidir. Meşhur hutbesini irad edecek. O son konuşmayı bütün insanlığa ve ümmete son vedayı yapacak. Öğleden biraz sonradır bir an duadan kalktı ve Hazreti Bilal'e insanları çağırır. Gelsinler. Bir anda Arafat meydanının etrafı Cebelur Rahme dediğimiz o dağın yamacı 110.000 insanla doldu. Yakınlaşmak istiyordu insanlar ona. Onu göremeyenler, Yemen'den gelenler, Gassan'ı ezmiş geçmiş olanlar yaklaşıyorlardı. Herkes onu görmek istiyordu. Duymuşlar ama görmemişler. Devesin üzerindeydi. Bütün meydan hazır olunca münadiler vardı, yani peygamberin sözlerini tekrar edenler vardı. Arkadakiler duysun diye. İlk sözü, beni dinleyin ve anlayın. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra sizinle bir daha buluşamayacağız. Bizimle bir daha buluşmadı. Aynen dediği gibiydi. Sonra o meşhur konuşmasını yaptı. Bütün kan davaları ayaklarımın altındadır. Faizi kaldırıyorum. Borçlu ana parayı ödeyecek, faizini ödemeyecek. Kadınlar Allah'ın emanetidir. Bütün kulaklar dikkat kesilmiş, bütün gözler üzerinde. 110.000 kişi bir kalple dinliyordu. Konuştu, söylenmesi gereken her sözü söyledi.
Sonra uzunca baktı. Gözler bütünleşiyordu onun yüreklerinde. Baktı ve ben dedi, mahşer gününde beni size soracaklar. Benim hakkımda ne diyeceksiniz? Ben söylenmesi gerekeni söyledim mi? Söylenmesi gereken sözleri ilettim mi? Ne diyorsunuz ey halk? Bütün Arafat meydanı bir anda çınladı. Dediler ki evet ilettin. Hiçbir şeyi bırakmadın. Söylenmedik cümle kalmadı. Dudaklarda hasret kalmadı. Söylenmesi gereken her şeyi söylemişti. Başını kaldırdı. İlk kez ayaklarını devenin özengisine koydu ve devenin üzerinden ayağa kalktı. Sağ elinin şehadet parmağını çok ufuklara doğru, çok uzaklara doğru kaldırdı. Sağ elinin şehadet parmağını göğe kaldırdı. Öncesinde şu soruyu sordu. Ela hel bellagt? Ne diyorsunuz? İlettim mi? Bu bir peygamberin belki vedasıydı. Ama bu bir peygamberin şehadetiydi. Hiç kimse onun gibi olamadı. Hiç kimse onun gibi olamaz. Hazreti Peygamber'in yetkileri bende var diyen şirke girer. O tektir ve tek kalacaktır. Ve bütün insanlık onu anladığında anlayacaktır. İyi ki dünyayı şereflendirdi. İyi ki kitap ondan bahsetti. İyi ki yürekler onu sevdi. Ya Rabbi, kudretin, azametin, ismi azamın hürmetine Muhammed Mustafa'yı gerçek manada anlayabilmeyi nasip eyle. Döndü. Ela hel bellagtu, tebliğ ettim mi? Arafat meydanı bir anda çınladı. Bellagt ediyorlar. Sen tebliğ ettin. İşte o an ellerini kaldırdı. Şehadet parmağını göğe doğru yöneltti. Allahümme feşhed. Allahümme feşhed. Allahümme feşhed. Ya Rabbi şahit ol. Ben söylenmesi gerekeni söyledim. Sonra indi Arafat'ta. Yüreklerdeki hasret aynen devam ediyor. O gün Arafat'ta onu yitirenler bir ümmetin yetimleri olarak bugün onu göremeyenler aynı hasreti hissediyorlar. Doğrusu biz Enes bin Malik'in dediğini diyoruz veya Muaz bin Cebel'in radıyallahu anhuma dediğini söylüyoruz veya Habeşli Bilal'in radıyallahu anh dediğini diyoruz. Merhaben bil mevt, selam sana ey ölüm, niye bu kadar geç geldin? Hazreti Bilal'ın hanımı şaşırıyor, benden bu kadar mı bıktın ki ölüme merhaba diyorsun? Seni üzdük mü ki bu kadar bizden uzak durdun? Döner ve Hazreti Bilal öyle der. Öyle değil, üzülme. Sitemim sana değil, sitemim uzun ömre. Bu gece hanım, bu gece bayram var. Bu gece Muhammed'le görüşmek var. Aleyhissalatü vesselam. Böylesine sevinmişler, delicesine. Yeryüzünde hiç kimseye bu sevgi caiz değil. Ancak Muhammed Mustafa'ya caizdir. Allah'ım kurbanın olayım. Bu Nisan ayındaki kutlu doğum hürmetine, bu ayda getirilecek salatü selamlar hürmetine bizi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketinden mahrum et. En daraldığımız yerde
en çıkmaza düştüğümüz yerde rahmetinle bizlere muamele eyle. Arafat'tan dönüyor. Devenin üzerinde Kasva. Devesinin adı da Kasva. Mina'dadır. Müzdelife'dedir. Müzdelife Arafat'la Mina arasındaki bölge. Orada şeytan taşlanacak ya taş toplanır. Oradadır. Devenin üzerinde geceleyeceği yere doğru gidiyor. Etrafında en sevdikleri var. Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Rabbim tümünden razı olsun. Yürüyorlar. Orada biri var. Aslında çok birileri var da ama biri. Sadece onu aktarabiliyoruz. Biri var. Abdullah Yeşkuri. Onunla görüşmek istiyor Resulullah'la. Ama nasıl ulaşacak o kalabalıkta? 100 bin insan arasında nasıl onun dikkatini çekecek? Efendimiz yürüyor. Herkese selam veriyor. Herkes yakınlaşmaya çalışıyor. Onu yakından bir göreyim. Ona belki dokunayım diye. Herkes yakın olmaya gayret ediyor. O selam veriyor herkese. Değişmeyen bir tebessüm var simasında. Bir ara Abdullah Yeşkuri onun dikkatini çekebilmek için Hazreti Resulullah'ın bağırıyor. Diyor ki o beni tanıyor. O beni tanıyor. Ben onunla görüşmek istiyorum diyor. Böyle safların arasından çıkıp bağırınca Hazreti Peygamber'in dikkatini çekiyor Abdullah Yeşkuri. Efendimiz diyor ki onu bırakın gelsin. Sonrasını Abdullah Yeşkuri veya onun rabisi anlatıyor. Geldim diyor. Hazreti Resulullah'ın devesinin yanına geldim, devenin yularını tuttum. Sanki zaman duruyor. Sanki her şey ikisini izliyor. Ona baktım diyor. Şöyle alttan Resulullah'a baktım. Sanki her saç, sanki her sakalının telinde 1000 güneş. Ne kadar güzeldi diyor. Yüzü ne kadar sadeydi. Gülümsüyordu diyor. Bana baktı. Dedi ki sen bana bir soru soracaksın değil mi? Dedim ki evet. Ben sana bir soru soracağım. Yüreğimde bir soru vardı. Bana dedi ki senin bana ne soracağını sana söyleyeyim mi? Dedim ki söyleyin. Sen dedi bana iyilik nedir, kötülük nedir diye soracaksın. İyi nedir, kötü nedir diye soracaksın. Doğru mu? Diyor ki dedim ki seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki evet. Hakikaten içimdeki soru oydu. İyi nedir, kötü nedir? Onu soracaktım. Baktım diyor, eğildi. Devenin üzerinden iki parmağını uzattı. Kalbimin üzerine koydu. Dedi ki, bir şey yaptığında burası rahatsızsa, aslında vicdanı tarif ediyor. Burası rahatsızsa, seni üzüyorsa, bir şey yaptığında burası seni rahatsız ediyorsa o kötüdür. Bir şey yaptığında burası seni rahatsız etmiyorsa o iyidir. Anladın mı diye sordu. Dedim ki anladım. Döndü bana. O zaman dedim
Devemizin yularını bırak gidelim. Devesinin yularını bıraktım. O yürüdü. Ravi anlatırken diyor ki o hala yürüyor. Gözümün önünden o yürüyüş hiç kaybolmadı. O hala yürümeye devam ediyor. Bir serap gibi, bir rüzgar gibi geçti. Abdullah Yeşkuri'nin gözünün önünde devesiyle giden Nebi bizim aklımızdan hiç çıkmadı. Allah aklımızdan hiç çıkarmaz. Ya Rabbi, sen kimi seviyorsan ve Resulün kimi sevdiyse onun sevgisini yüreklerimize nakşeyle. Ya Rabbi, sen kimi sevmediysen ve Resulün kimi sevmediyse onun sevgisini de yüreklerimizden çıkarıver ya Rabbi. Mevlam, kutlu doğumu, bu şerefli günleri ümmetin birliğine, Müslümanların uyanmasına, Müslümanların İslam'ı doğru kavramalarına vesile eylesin inşallah. Allah birliğimize, beraberliğimize, birbirimize gönül vermemize vesile eylesin inşallah. Derdimiz ne cennet ne cehennem. Arzumuz cennet değil, derdimiz cennet değil, korkumuz da cehennem değil. Korkumuz Allah'ı yitirmektir. Rabbim onu özlemeyi nasip eylesin. Rabbim onu görmeyi nasip eylesin. Ve Rabbim Muhammed Mustafa Efendimizin şefaatini nasip eylesin. Hepimiz kısa bir dua yapalım beraber. Bu gecemizi duayla bitirelim inşallah. Ve bu Nisan ayında bol bol salatü selam ile sevgi sultanını, dünya ve ahiretin önderini, imamını, değişmez liderini, bakın çok kısa bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Ne olur, nereye mensupsanız oraya, cemaat, tasavvuf, tarikat, kime gönül verdiyseniz mesele yok. Ama ne olur Allah aşkına insanları Hazreti Muhammed'e çağırın. İslam'a çağırın. Kimse insanları kendi liderine çağırmasın. Tek bir lider var. Değişmez gündemimiz Muhammed Mustafa olmalıdır. Eğer onun etrafında odaklaşırsak problemler hal olur. Allah bu şuuru bütün müminlere, bütün dünyadaki Müslümanlara nasip eylesin inşallah. Evet, amin diyelim mi? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, dergahına geldik, lütfuna sığındık, keremine sığındık, eşiğine geldik. Kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı ört ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yüreğimize kin ve nefret varsa kurbanın olayım, onları rahmete çevir ya Rabbi. Birbirimizi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Birbirimiz için kendimizi feda etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an şuuruyla, Nebi'nin şuuruyla şuurlanmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda burada bulunan kardeşlerimin her birinin dünya ile ve ahirete ilgili endişeleri olabilir, korkuları olabilir. Kurbanın olalım. Bizi bütün korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Bütün korkularımızdan uzak eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunan kardeşlerimin her birinin dünya ve ahirete ilgili ümitleri, umutları, arzuları, duaları vardır. Senin hazinen bitmez ki ya Rabbi. Hazinenden bütün kardeşlerimizin isteklerini kabul buyur ya Rabbi. Lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi, çoluk ve çocuğumuzu, gönül verdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötü hastalıklardan uzak eyle ya Rabbi.
Bütün hastalara şifa nasip et. Dertlilere deva nasip et. Allah'a yönelmek isteyenlere kapılarını aç ya Rabbi. Peygamberine yönelmek isteyenlere şefaatini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim bir derdimiz var. Bir isteğimiz var. Vucuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nazira. İşte bu ayettir bizim derdimiz. Nice yüzler var ki o gün parlayacak mahşer aleminde ve Allah'a bakacaklar. Ya Rabbi, kendini bizden mahrum etme ya Rabbi. Mahşerde seni görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ikinci bir isteğimiz vardır. Kul usanmaz ister. Kul yüzsüzdür. Sen ise cömersin ya Rabbi. Kulunun hatasını görmezsin. Kulunun küçük günah, büyük günahını küçültürsün. Kulunun küçük iyiliğini büyütürsün ya Rabbi. Ya Rabbi, senden mahşerin o çetin anında يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ne evlat ne mal fayda sağlamayacak duru bir kalple Allah'a gelenler hariç. Ya Rabbi, işte o çetin günde senden bizi Muhammed sevdamızdan aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatinden mahrum etmemeni diliyoruz. Onun şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve hususen ya Rabbi. Ve hususen ya Rabbi, ahirete intikal etmiş annelerimize, babalarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle ya Rabbi. Üzerlerinde azap varsa kaldır ya Rabbi. Azap yoksa onların mezarlarını cennet bahçesinden bahçeye çevir ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim, Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm.